Peygamber aleyhissalatü vesselam el muhlisune ala hatarın azim buyurmuştur. Halis insan büyük bir tehlike üzerindedir. Neden? Kendisine kötülük yapacak adamın yapabileceği kötülükler ihtimale hatıra getirmez. Herkesi kendi gibi iyi zanneder ve faka basar. Biz böyle faka bastık da Yahudi, Ermeni dölü, Rum dölü adamlar aramıza girdi. Ben ırkçı değilim. Muhtedin de aleyhinde değilim. Müslüman olmak şartıyla her kavme Müslümanlık açık olduğundan hepsiyle kardeşim. Ama yalandan Müslüman olmuş görünerek bu millete ihanet eden adamların yüzünden bugün bu kadar kurban vermiş bulunmaktayız. Sizin kızdığınız adamlar Osmanlı'nın Tanzimat'la başlayan gelişmesinde onun en azametli safhasını teşkil eden Kemalist inkılapların kurbanıdırlar. Onlara acıyın. Onlara merhametle yaklaşın. Allahu Azimişan Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken kavli leyyin ile söyleyin buyuruyor. Bu kurbanlara değil, bunların katillerine düşman olun. Bu adamları ifsad edenlere düşman olun. Bunlara acıyarak bakın, merhametle yaklaşın. Allah'ın emri şu: Üd'u ila sebili rabbike bil hikmetil mevizetil hasene. Allah'ın yoluna güzel tatlı sözlerle, hikmetli mevizelerle davet et. Onun için de evvela dinini öğren, sonra tarihini öğren, sonra edebiyatını öğren. İnşallah gelecek hafta bu düşmanı tanıma meselesini anlatacağım. Ve göreceksiniz ki hala bu ülkede isim değiştirmiş en azından 1 milyon Ermeni var. 1 milyon Ermeni tehcirden kurtulmak için Kürt köyünde yaşıyorsa, Kürtlerle beraber yaşıyorsa, Kürdüm dedi, Türklerle beraber yaşıyorsa, Türküm dedi. Ve böylece bunlardan bugün yüksek mevkilerde adam var. Dava açmalarından çekinmesem hepsinin isimlerini size birer birer sayarım. Kılıçdaroğlu'nun anasının adı çıktı ortaya, Ermeni. Babası kim? Bunları kanuni imkanlar muvazenesine gelecek hafta konuşacağız.